Merhabalar, Tarafsız Bölge'ye hoş geldiniz. Şimdi gündem yine baya bir yoğun. Ee, ya Önce konuklarımızı tanıtalım. Hakan Bayrakçı, Zafer Şahin hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, Onur İste hoş geldiniz. Ve Dursun Çiçek, hoş geldiniz hoş Dursun Bey. Ee, bu akşam gündemdeki konuları her zaman olduğu gibi konuşacağız. Şimdi birinci konumuz e, asgari ücret bir sabah gazetesinde bir kulis haberi çıkmış orada 7500 8000 rakamı konuşuluyor diye geçmiş Memura da yüzde beş on refah payı gündemde diye söylenmiş tabi nasıl enflasyon harici ne demek? Ha memura yüzde beş refah payı deniyor ama o enflasyonun üzerine. Ee Artık toplu sözleşmeden kaynaklanan memurun zaten alacağı bir zam var. Toplu sözleşme 2 yıllık yapıldığı için. Evet evet. Yani onun a üstüne üstüne öyle. A ama burada bizim daha çok odak yani bu tar tartışmasını yapacağımız konu daha çok şey, e asgari ücret. 7500 8000 deniliyor. Yani şu anda son şey bu. Ya ne zaman belli oluyor bu asgari ücret? Valla 1 Ocak'tan itibaren geçerli oluyor biliyorsunuz. Açıklamasını asgari ücret. ne zaman yapıyor? Açıklaması işte Aralık ayının ikinci 3. haftası gibi olur asgari ücret tespit komisyonunda. Ha, ay sonuna kalma. Ee, Türkiye'nin şu anda en önemli gündem maddelerinden ha belki bu sene erken gibi. de olabilir. Çünkü bu yıl biliyorsunuz üç kere bu konuyu konuştuk. Yani geçen sene Aralık ayında yine bir asgari ücret meselesi vardı. Sonra uzun yıllar sonra ilk defa yıl içerisinde bir kez daha zam yapıldı. Ee, tabii bu yıl işte 14 Ekim'de Sayın Cumhurbaşkanının bu durucuklardan daha açıklanacak. Ya olabilir bu bir sene. Bir arkadaşım mesaj atmış 1 Aralık diye. Olabilir ama 1 yani Ocak'tan, Ocak'tan geçerli oluyor yani. Ocak'tan Ocak'tan itibaren yani. geçerli yani ben, olacak. Bu merak duygumuz ne zaman giderilecek? Millet merak ediyor yani filan. Bu arkadaşla bu işi bilir mi bilmez mi bilmiyorum öyle. Millet Enflasyonu olabilir. daha çok merak ediyor. Nasıl? Millet enflasyonu daha çok merak ediyor. Ya muhakkak tabii ki yani Yoksa... ben, yani... ben de en çok enflasyonu merak ediyorum. Yani o doğru. Valla asgari ücreti de merak ediyorlar. Ben de merak ediyorum. Ya şimdi bir o bakalım o ona şu... bağlı zaten. Enflasyona bağlı yani. Açıklamalara bir bakalım mı evet. şimdi? 14 Ekim'de Cumhurbaşkanı bundan öncekilerden çok fark çok daha farklı bir hazırlığın içindeyiz demiş. Nebati Nurettin Nebati Hazine ve Maliye Bakanı 7 Ekim'de e, asgari ücret enflasyon oranının altında olmayacak demiş. Zaten beklenmiyor öyle bir şey. 6 Kasım'da yani dün Numan Kurtulmuş asgari ücrette yine çok yüksek bir e, yani vatandaşımızı memnun edecek, alım gücünü artıracak bir belirleme olacak demiş. Şura, şuranın altını bir çizeyim bakayım çok yüksek. Beklentiyi de arttırıyorlar sürekli. İlk he? cümlede de gizli şey var. Evet, Türk çok baş... daha farklı. Kelime. Çok daha farklı, çok yüksek. Bunlar hep böyle hmm. beklentiyi arttıran şeyler. Hatta kafamda bir rakam oluştu bile benim. 7 Kasım. Bunu ne zaman yaptı? Bugün. Dün, bugün galiba. Faik, Faik Öztrak, bugün, bugün. CHP sözcüsü. O da 7 bin liranın üstüne çekilmesi lazım. Açlık sınırını aşması lazım demiş. O da şey tutmuş yani Yani muhalefet genelde hani 10.000'den derdi evet. ve düşük tutmuş 7.000. Şey, herhalde dengeleri de gözetmiş olabilir. Yani işveren dengesi, çalışan dengesi falan diye. Abi herhalde. iktidar tutmuyor dengeleri muhalefete ne oluyor yani? İktidar dar gelirliği daha bir şey etmek zorunda. Darlıyor. sahiplenmek evet. zorunda. Şey ne peki şimdi ne konuşacağız Onur? Tamam bunlar söylendi. Evet. ha ne olacak? 8 bin mi? 10 bin mi? 7 bin 500 mü? Faik Öztürk niye bu kadar düşük tuttu? E Dursun Bey'e soralım. Niye tut düşük tuttu Faik Bey? Bana göre yanlış yapmış yani. Düşük tutmaması gerekirdi. Şimdi e, bu konuda esas olan enflasyondur. TÜİK rakamlarına göre %85. Yıllık verildiğine göre e, ki geçen sene 6 aylık verildi. E, Temmuz'da bir daha verildi. Şartların olağan gittiğini düşünüyorum. Yıllık artış vermeler lazım. Yıllık artış %85 olması lazım. 2023 enflasyon hedefine %60'lar. Yani aylık %4 enflasyon olsa 48 eder. %5 enflasyon bekliyoruz. Yani 85'in altına ineceğiz ama öyle makul tek rakamlar falan çok uzaktayız. O açıdan e, zaten e, 5500 lira net olarak söylüyorum. %85 e, işte bir de refah payı memnun ne 10.000'in e, üstünde olması lazım. Net 10.000'in üstündeki bir efla şey e, asgari ücret e, bırakın e, asgari ücretinin bir iki ay rahatlamasını Ocak ayında cebinden gider. O açıdan 7 bin liranın üstü, tabii 10 bin lira da 7 bin liranın üstünde ama ben 10 bin liranın üzerinde bir 10 bin liranın üzerinde bir asgari ücret açıklamasının en azından seçime kadar enflasyonu karşılayacağını, vatandaşın cebindeki parayı koruyacağını düşünüyorum. Ama hükümetin e, Faik Bey niye öyle diyor 7 bin diyor? 7 bin üstünde diyor. O binin açlık sınırıyla üstünde. ilgili. Bir değerlendirme yap Yaşlık sınırı 7 bin lira ya. Bülent Kuşoğlu o 9-10 bin lira demişti CHP'li evet, Bülent Kuşoğlu. Bülent Bey'in de açıklaması var ki açıklaması var. ekonomiden anlayan bir milletvekilimizdir. Şimdi esas olan e, enflasyonla mücadele olması lazım. Yani enflasyon Sefessiz. yüksekse siz e, asgari ücreti artırsanız ne olacak? Yani bir iki ay sonra bir cebine koyduğunuz asgari ücret öbür cebinden e, vatandaşın ihtiyaçlarını karşılamayacak seviye düşecek. E, ee, enflasyon için umut verici bir açıklama var mı? Henüz yok. Baz etkisiyle düşecek deniyor. Bazı kaça düşecek? %60'a düşecek. %60 enflasyonda yaşanır mı bu ülkede? Tabi zaman zaman tartışıyoruz. Dünyada da enflasyon var. Doğru. Avrupa'da var, Amerika'da var. Ama savaşın içinde olan bir ülkede Ukrayna'da enflasyon %20. Yani bizde %85'in hiçbir gerekçesi olamaz. Yani. Dolayısıyla bunu açıklayamadıkları için doğal olarak ücretleri, gelir seviyesini yükselterek bunu telafi etmeye çalışıyor hükümet. Ama bu kısır döngü. Yani enflasyon arttıkça maaş ver bir taraftan gelen bir taraftan gidiyor. Vatandaş yine mutfağında yangın var, yine geçinemiyor, yine beslenemiyor, eti, et alamıyor, süt alamıyor. Yani hepimiz çarşı pazarda görüyoruz. Dolayısıyla esas sorun, vatandaşın sorunu pahalılık geçim sıkıntısı, enflasyon. o yüzden son olarak şunu söyleyeyim. 10 binin altındaki bir asgari ücretli vatandaşta memnuniyet yaratmaz diye düşünüyorum. Zafer Şahin. Şimdi asgari ücret biliyorsunuz yıl başında 2800 liraydı. 4253 liraya geldi. Yani dolayısıyla bugün yapılacak olan asgari ücret zammının ben %50 civarında olacağını tahmin ediyorum. O da yaklaşık işte 7500-7750 rakamlarını dile getirenler de var. Yani yıl içerisinde yapılan artış enflasyonun o zaman üzerinde oluyor. Hani 2800'den siz 8000'lere, 7750'lere geliyorsunuz. Böyle bir hesaplama var. Ha, o, o da yılak dahil. E tabi. yani sonuç itibariyle daha önce yılda bir kez asgari ücret zammı oluyordu. Bu yıl iki defa olmuş oldu. Ha, i̇kisini birden hesaplayarak e, e, yani biraz, biraz öyle Zafer Bey 2002'yi hesaplıyor. Biz 2003 için bu... Asgari ücret açıklıyoruz. 2002 bitti. 2000, yo yo bu <laughs> sene bu 2022 sene. 2022 bitti. 23 için asgari ücret hesaplıyoruz. İşte, tabii haklısınız. Bir sene geriden gelirseniz zaten vatandaş fakirleşir Şimdi yani. şöyle hani siz de dediniz ya zaten yıl sonunda enflasyon muhtemelen %60 olacak diye. Onu öngörecek bir asgari ücret zammı olacak gibi görünüyor. Kulislerde konuşulan da 7500'de 7750 lira arasında bir rakam. Ama bu muhtemeldir ki 8000 liraya gelir. Benim tahminim öyle 8 bin lira olur. Bence de 10 bin lira olması lazım asgari ücretin. Çünkü Türkiye'de maalesef asgari ücreti sanki verilmesi ücretmiş gibi algılamaya ve algılatmaya çalışan bazı kesimler var. Adı üzerinde asgari ücret bu. Yani devlet diyor ki sen diyor işverenine bunun altında veremezsin. İş, Üstünde. Işçine. Ha pardon işçine bunun altında veremezsin. İşverene bunu söylüyor. Ama bizde asgari ücret sanki böyle bir şey gibi tabii bu konuda çok şehir efsaneleri de var Ahmet Bey. İşte kimisi bütün çalışanların asgari ücretli olduğunu iddia ediyor. Ama resmi rakam 5,5 milyon. Yani Türkiye'de 30 milyon çalışan var. Bunun 5,5 milyon asgari ücret alıyor. Şunu da vurgulamak lazım. Birçok iş yeri de Bordo'da yüksek göstermemek için çalışanlarını asgari ücretten gösteriyor. Aslında Türkiye'de... Zaten 5,5 milyon da sektör Türkiye'de zaten reel sektör aslında bu asgari ücreti yani bu şu an gitseniz ortalamasına baksanız bir veri ortaya çıkartma şansımız olsa inanın zaten 8 bin liranın ortalaması 8 bin lira civarındadır. Çünkü birçok biz insanlarla konuştuğumuzda işçi bulamamaktan şikayetçi, işçiler maaşlarının azlığından şikayetçi, kimse asgari ücrete falan çalışmıyor. Öyle bir durum var. Ama tabii belli sektörlerde, belli iş kollarında asgari ücret evet 5500 lira verilen yerler elbette ki var. Fakat kritik sektörlerde, ihracata dayalı sektörlerde, böyle kalifiye eleman ihtiyacı olan sektörlerde bu rakam çok daha yüksek. Ben 10 bin lira rakamının olmasına pek ihtimal vermiyorum açıkçası. Şimdi bugün gelmeden biriyle konuştum. 10 bin liralık bir asgari ücretin bürütünün 17 bin lira olacağını söylüyor. Burada işveren de aslında o açıdan haklı. Bunun dışında Ahmet Bey berber gibi, terzi gibi küçük esnaf Bağkur primlerini yatırmakta zorlanıyor böyle bir artışla. Bunun bir de şöyle bir yansıması var. Asgari ücret bütün sektörlerdeki bütün çalışanları ve işverenleri ilgilendiriyor. Asgari ücret arttığında Pardon ama asgari ücretten vergi almayı durdurdu devlet. Nasıl olacak 17 bin... ben onu? Yani o belli bir süre için onu tabii uzatılması lazım. SGK primi alıyorlar. Yani Zafer Bey doğru söylüyor. Yani vergi kısmında belli bir kısmında vergiden Ama 17 olmaz. Alırsa. Hesaplarız onu ama yani bir SGK yani, primi var. Gerçekten o primin üzerinde bir şey e, bir olacak Bir de yani. o şey galiba belli bir süreliğine yapılmıştı o vergi Üç, indirimi. Üçte 1 arttı. Hayır hayır. Asgari ücretten vergi alınmayacak. Bu kural. Sigorta o kural. primi üçte biri kadar. Yani 10 bin lira yapılırsa. Normalin 13 altında. bin lira falan olur. Sizin 17 bin lira rakamı biraz Kendine belki belki abartılı söylemiştir. Ben bilmiyorum. Ben de bir işverenin söylediğini söylüyorum. Uyarsayı düşünmeden. Evet. Ee, belki abartılı söylemiş olabilir. Ama asgari ücret bütün sektörleri ve Şimdi çalışanların o, onu, onu hesaplamış da... diyor ki şu anda 10 bin lira olsa diyor 13 bin lira olur. 13 bin oluyor. İşte evet. biridir yani sigorta var. 5 bin e kadar vergi haricinde. Bir evet. de şu var: e, Siz asgari ücreti arttırdığınızda bütün işverenler asgari ücretin üzerinde maaş verdikleri personellerinin maaşlarını da arttırmak durumunda kalıyorlar. Yani genel olarak bütün çalışanları ilgilendirebilecek bir bu Asa, e, artış. Zafer Şahin, Dursun Bey çok haklı. Enflasyonun düşmesi lazım memlekette. Yani esas bu işlerin şeyinde, o odağında o var. Sıfır enflasyon olsa hiç artmasın ya. Ya tabii şimdi Dursun Bey'in dediği doğru ama yani bakın şunlar da bizi yanıltır. Savaş halindeki Ukrayna'da enflasyon yirmi yok öyle bir şey. Yani öyle savaş var. halinde yanmış, yıkılmış bir ülke. Yani orada üretim kalmamış, istihdam kalmamış. Enflasyon %20 değil, yüzde bir olsa ne olur? Yok öyle bir 35 şey. 35 milyon insan yaşıyor orada ya. O 12 milyon insan ülkeyi terk yani etti. Ya işte 35'i de orada yaşıyor. Ya ya yani yani böyle kasabalara gerek yok. Ukrayna yo, yo, yani, yani diyorum ya dünyada gibi... enflasyon var. Şurada enflasyon var. işte bizde de var. Dünyadakine biz razıyız zaten. Yani Avrupa'daki %10 enflasyonu biz e, ışıkla arıyoruz. Bir de işveren burada ağırlığı e, emekçi kadar olmaması lazım. İşveren bir mal üretiyor. Maliyetini hesaplarken işçi ücreti, malzeme ücreti, amortismanımla ben e, işletme doktorası yaptım. Maliyeti diyor bu şeyin telefonun 10 bin lira yüzde 20 kar er, bin, bin, 12 bin lira 12 bin liraya satıyorum diyor. Burada işverenin ne sıkıntısı var ki? 14 bin liraymış bu arada 10 bin lira olursa bürütü 14 bin lira oluyormuş bir işveren yazmış. Ya işte 13 bin küsur 13 bin 900 bin lira. Neyse 17'den 14'e inmek de bir şeydir yani. Ya vallahi konuşurken çok dikkatli olmamız lazım. Yani işverenin, ben bir işverenin söylediğini söyledim. Yani o herhalde Ahmet Bey'in hatırlattığı o Vergi indirim meselesini dikkate almadan bu hesabı hmm. yaptı. Ama şu bir gerçek küçük esnaf Bağkur primi ona göre arttığı için e, asgari ücretteki artışı e, onları biraz zorladığını söylememiz lazım. Mesela Bağkur primini yatıramıyorum diyor adam.